Evet başkanım, Çalbeli Spor ikinci yarıya farklı bir yapılanmayla girdi. Kadro değişiklikleri oldu. Bugün de 0-0 berabere kaldınız. Değerlendirmesiniz. Tabii ki biz birinci yarıda bayağı bir kötü sonuçlar aldık. Ondan sonra futbolu bıraktığımızı açıkladık. Ki bırakacaktık da yani takımın ligden çekmeyle ilgili ikinci yarı özellikle. Böyle bir tasarrufumuz vardı. Ama gelen yoğun baskılar üzerine siz de görüyorsunuz sponsorlarımız kendiliğinden 7-8 tane sponsor arkadaşımız olmuştu sağ olsunlar. Bunlar çekmemesi gerektiğini, ekonomik yönünde yardımcı olacaklarını bize beyan ettiler ki oldular da sağ olsunlar. Ve bunun üzerine yeniden bir yapılanma gitti. Takımı daha çok gençleştirdik. Genç bir takım var şu anda. Yaş ortalamamız yaklaşık 22 falan herhalde değil mi? Evet. 21-22 yaşında bir genç kadromuz var. İnşallah bunlarla birlikte kalıp gelecek seneyle ilgili eğer sponsor arkadaşlarımız tekrar varız derlerse ki şu anda varız diyorlar. Biraz önce de açıkladılar 3-4 tanesini. Devam edeceğiz diyorlar. İnşallah daha güzel bir takım oluşacağız. Benim en çok sevindiğim yönlerden bir tanesi 2 yıl önce 3. kaleci diye aldığımız kalecinin şu anda direk oynaması altyapılardan. Altyapılardan 5-6 tane çocuğumuzun yine 19 yaş grubunda takımda olması. Ayrıca yeni genç arkadaşlarım. Bak bugün 18-19 yaşında 3 tane sahada arkadaşımız vardı yani. Bu bizim için ayrı bir sevindirici olay. Tabii ki Ereğli gibi takımlar, bunlar büyük takımlar. Yani büyük şehirlerin takımları. Bizim gibi kırsalda küçük ilçelerin takımları elbette ki başa güreşecek takımlar oluşturmaya çalışıyoruz ama imkanlarımız bu. Arkadaşlarım mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Teknik heyeti tebrik ediyorum. Biz zaten ikinci yarı başlarken de demiştik yani önemli değil. 2-3 hafta zaten geç toparlı takım. 3-4 hafta böyle gideriz. Ondan sonra da gereğini yaparız diye düşünmüştük. Onun planlamalarımız doğrultusunda teknik genel idare menajerimiz, teknik menajerimiz de öncülüğünde hocalarımızın öncülüğünde inşallah istediğimiz hedeflere ulaşacağız diye umut ediyorum. Şu an ben mücadelede memnunum. Yani pek şimdi sırıtmadı takım. Çok da güzel top oynadım ama olmayacak da olmuyor bazen. İşte son dakikada kaçırdığımız gol olmuyor. Bizim kalecinin kurtarmış olduğu son iki gol mesela. %100 golleri kurtardı genç kardeşimiz. Bunlardan dolayı da memnunuz. Bizim amacımız işte buradan iyi çocukları yetiştirmek, bir üst liglere göndermek hedefimiz o. Önümüzdeki yıl inşallah daha güzel bir genç bu arkadaşlar da biraz daha piştikten sonra da 3-5 takviye daha güzel yerde geleceğini umut ediyorum. Evet başkanım, genç bir takım dediniz. Genç takım olması demek ileriye dönük planlarınız değil mi? Tabii ki. Yani olması bizim, anlamına geliyor. Bakın bugün 12-14, 15-16, 17-19 gruplarında mücadele arkadaşlar 19 grup böyle, yani şu anda bölgelemelerine gittik. Playoff'a garantilediler. Bölgelemelerine gidecekler inşallah. Ümitliyiz. Mesela şu anda yine yedek takıma, yani yedek dediğimiz yedek kulübesine baktığımızda yine 18-19 yaşında 3 tane çocuğumuz var. Yani bunlar bizim için çok önemli. İşte bir stoperimiz var 18 yaşında. İşte bir golcümüz var. Bir sol bekimiz var. Bunlar 18-19 yaşında. Efendim de söyleyeyim, bugün sağ içe giren, sonradan giren arkadaşımız daha 18 yaşında. Lisede okuyor. Bunlar, bunların üzerine gelecekle ilgili birkaç böyle tecrübeli arkadaşları da katıp inşallah harmanlayıp bir üstlüklere, mesela Deniz Süper'e niye göndermeyelim, yani işte Kızılca Böle'ye niye göndermeyelim, biz buradaki işte Abdullah Çınar vardı 2 yıl önce, Kızılca Böle'ye gitti. Öyle 3-4 tane de oyuncu göndersek bizim için mutlu ve bahtiyar oluruz diye düşünüyorum. Çünkü bizim amacımız da Türk futboluna hizmet etmek ve alttan gelen genç çocuklarımızı da ileriye doğru ittirmek. Bunu en güzel örneklerini ise bu sene 19'da görüyoruz. İnşallah 12, 14, 15, 16, 17 yaş gruplarında da güzel çocuklarımız var, iyi çocuklarımız var. Bunlarla da hocalar da eşliğinde güzel işler yapacağımızı umut ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Var mı açıklamak istediğiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun.